İstanbul Gelişim Üniversitesi Dünya Üniversiteler Listesi'nde. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, 2008 yılında kurulduğunda hedefi hem öğrencilerinin hem de kurumun her gün kendi sınırlarını aşarak bir önceki günden daha iyi bir versiyonunu yaratmasıydı. İstanbul Gelişim Üniversitesi genç bir üniversite olmakla birlikte dünya çapında önemli başarılara imza atmış bir üniversite. 15 yıl gibi kısa sürede 40 bine yakın öğrenci kapasitesine ulaşan İstanbul Gelişim Üniversitesi, elde ettiği başarılarla yurt içi ve yurt dışında adından sıkça konuşulan üniversite oldu. Kaliteli eğitim ve sürdürülebilir kurumsal yapısıyla başarılı vakıf üniversiteler arasında yer aldı. Tam donanımlı 5 fakülte kütüphanesinin yanında öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan kültür, sanat ve spor alanları ve 94 öğrenci kulübü bulunuyor. Evet sevgili izleyenler, şu anda İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeyiz. Malumunuz üniversite öğrencileri kayıt döneminde, şu anda İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde de öğrenciler var. Burada masalarda temsilciler var, öğrencileri karşılıyorlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi ile ilgili bilgiler veriyorlar. Sayın hocamızın şu anda yanındayım. Hocam, öncelikle izleyenlerimiz teşekkür ediyorum. Sizi bir tanısınlar. Profesör Doktor Kamil Kaya, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Evet, çok kıymetli bir hocamızsınız. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden dekanımız. Evet hocam, şu anda öğrenciler buraya geliyorlar. İstanbul Gelişim Üniversitesi yoğun bir taleple karşı karşıya. Öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni ve Uygulamalı Bilimler Fakültesini, sizin alanınızı tercih ederken niye tercih etsinler ve bu aşamada öğrencilere neler tavsiye edersiniz? İstanbul Gelişim Üniversitesi genç bir üniversite olmakla birlikte dünya çapında önemli başarılara imza atmış bir üniversite. Üniversitenin bir birimi olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi de yine bu başarıda pay sahibi olmak isteyen bir fakülte. Fakültenin temeli 2013-2014 yıllarında 6 bölüm olarak hayata geçmiş ve 2021 yılında da fakülte olmuştur. 3 yılı geride bıraktık. Dolayısıyla başarılı bir eğitim kadromuz var. Çok kıymetli hocalarımızdan oluşuyor fakültemiz. Gerçekten doğru. 11 bölümümüz var. Bu 11 bölümümüzden 8'i uluslararası AKAS tarafından akredite edilmiş bir yetkiye sahibiz. Yani uluslararası geçerliliğe sahip olan bir diploma. Burada mezun olan dünyanın birçok... Her tarafında geçerliliği olan bir diplomaya sahip olarak buradan mezun olacak. Buna ilave olarak daha bu yıl 2024 yılında YÖK tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu bir toplantı yaptı. Ve Türkiye'de 141 programa Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu kullanma yetkisi verdi. Bu logoyu kullanma yetkisine sahip olan bölümler arasında, programlar arasında bizim fakültemizin de 6 programı var. Bu da bizim fakültemiz açısından yine gurur verici bir konu. Ayrıca fakültemize bağlı 3 tane havacılıkla ilgili bölümümüz var. Bu havacılıkla ilgili 3 bölümümüzden 2 tanesi uluslararası standartlara uygun eğitim veren bir özelliğe sahip Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınan okul yetkisi alan bölümlerimiz. A1 kategorisinden geçen yıl B1 kategorisine çıktı. Bu oldukça önemli. Türkiye'de 7 tane B1 kategorisinde üniversite var. İstanbul'da başka bir örneği yok. 10 civarında sadece dediğim gibi şey var, laboratuvarımız var havacılıkla ilgili, uçak hangarımız var. Dünya standartlarında bir eğitim veriyoruz. Sadece bu iki bölümümüzde değil, fakültemize bağlı tüm bölümlerimizde teorik derslerimizin yanında uygulamalı dersler verilmektedir. Bu dersler de yine son yıllarda kurduğumuz, son teknolojiyle kurulmuş laboratuvarlarda gerçekleştirilmekte. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınan okul bölüm statüsüne sahip iki bölümümüz hariç, diğer tüm bölümlerimizde asgari 30 iş günü gününden oluşan bir staj zorunluluğu var. Yani alana çıkıp öğrendiklerini, teorik olarak öğrendiklerini, burada laboratuvarlarda öğrendiklerini bir de çalışma hayatında, iş hayatında yaparak bir staj yapmak zorunda. Hangi alanda olursa olsun bölümlerini tercih etmesi
geleceği hazırlama bakımından yani son derece teorik, önemli. Hem de pratik tabii, olarak tabii. Uygulamalı bir şekilde tabii. Öğrenciler hayata kendilerini hazırlıyorlar. Bir defa şunu söyleyebiliriz. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız gerçekten eğitime gönül veren birisi. Yatırım konusunda özellikle eğitimdeki başarıyı artıracak her türlü yatırıma olumlu bakan birisi. Son derece bu konuda yönetimi destekliyor, rektörlüğü destekliyor, birimleri destekliyor. Mesela biz fakülte olarak ihtiyaç duyduğumuz laboratuvarları dile getirdiğimizde maliyetine bakmaksızın yeter ki kaliteyi artıracak bir yatırım olsun şeklinde bir anlayıştan hareket etti ve bu laboratuvarların kurulmasını sağladı. Bunun dışında tabii üniversitemizde artık giderek kaliteyi daha çok ön plana çıkaran bir yönetim anlayışı rektörlüğümüzün bütün yönetim kadrolarında benimsenmiş bir durum. Demin söylediğim gibi Türkiye genelinde zaten en fazla akreditasyon almış bir üniversiteyiz biz. Bunun dışında az önce de söylediğim gibi 141 THL logosu alan Türkiye genelindeki üniversitelerin sayısı bu. Üniversitedeki programların sayısı 45 tanesinin bu üniversiteden çıkması tesadüf değil. Dolayısıyla bizim üniversitemizin yöneticilerinin eğitim kalitesine ne kadar önem verdiğinin bir somut göstergesi. Dİ'de işte QS gibi uluslararası ölçüm yapan kurumlarca da yine üniversitemizin başarısı üniversite sayfamızda zaten görülebilecek özelliklere sahip. Kaliteli eğitimi üniversite adaylarımız tercihlerinde öncelikli olarak dikkate almalı ve buna göre tercihleri yapmalı. Ben bu vesileyle tercih yapacak tüm üniversite adaylarına kolaylıklar diliyorum. Şansları açık olsun, bahtları açık olsun diyorum.